Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlere muhteşem bir turta tarifim var. Elmalı yine, çünkü gerçekten elmalı tariflere biz ailecek bayılıyoruz diyebilirim. Benim çocuklar elmalı çok seviyor. Vişnelisini de tabii ki de yapabilirsiniz, frambuazlısını da yapabilirsiniz. Ama elmalısı inanın çok yakışıyor arkadaşlar, yapmanızı tavsiye ederim. Bu muhteşem tarifin malzemelerini info kısmında yazdım. Tarifi oradan alabilirsiniz. Yani tarifin malzemelerini alabilirsiniz. Hadi şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Elmalarımızı önce güzel bir yıkayalım. Sonra kabuklarından soyalım. Daha sonra da elmalarımızı rendeleyelim. Rendelediğimiz elmamızı genişçe bir tencerenin içine alalım. Bir güzel karıştıralım. Sonrasında içine şekerimizi ilave edelim ve elmalar suyunu salıp çekene kadar kavuralım. Bana öyle geliyor ki kış ayı, elma ayı, turta ayı, böyle elmalı tariflerin ayı gibi geliyor bana. Hani kışın kış elması çok güzel olur ya, o yüzden elmalı tariflere daha mı böyle bir ağırlık versek, ne yapsak arkadaşlar, sizlerden de yorum bekliyorum. İsterseniz ben size daha böyle değişik elmalı tarifler de üretebilirim, yapabilirim. Evet, elmamızı kavurduk. Şimdi tarçınımızı ilave edelim. Karıştıralım. Sonrasında da iç harcımızın soğuması için kenarda bekletelim. Turta hamurumuz için yoğurma kabımızın içine erittiğimiz tereyağımızı katalım. Yumurtalarımızı, sütümüzü, kabartma tozumuzu, vanilyamızı katalım. Sonrasında da şekerimizi ilave edip böyle bir çırpalım. Daha sonra da unumuzu ilave edelim. Böyle kurabiye şeklinde kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Turta hamurumuzu yoğurduk. Şimdi borcamıza yağlı kağıt geçirelim ve turta hamurumuzun yarısından biraz daha fazlasını borcamızın içine koyuyoruz ve alt taban oluşturuyoruz. Hafif kenarlardan da çıkıntı yapabiliriz. İyice elimizi düzleyelim. Sonrasında içine elmalı iç harcımızdan dökelim. Her tarafına gelecek şekilde düzleyelim. Hamurumuzun diğer yarısını yağlı kağıdın üzerine koyalım. Üzerine yağlı kağıt serelim ve merdane yardımı ile borcam genişliğinde bir hamur açalım. Kalınlığı 1 santim kalınlığında olacak. Yani kalınlığı bir çok fazla ince olmasın, çünkü dağılabilir. O yüzden 1 santim kalınlığında ve borcamın genişliğinde bir hamur açalım arkadaşlar. Sonra da hamurumuzu şeritler halinde kesiyoruz. Bu aletten evinizde yoksa hiç sorun değil. Normal bıçakla da düz bir şekilde kesebilirsiniz. Veya hani şekilli pizza hamur bıçaklar oluyor ya, pizza hamuru keserken şekilli uçları böyle kırtıklı oluyor. Onlardan da kesebilirsiniz. Evet, kestiğimiz şeritleri alıyoruz tek tek ve elmalı turtamızın üzerine sırasıyla aralıklı bir şekilde diziyoruz. Diğer hamuru tekrardan elimizde yoğuruyoruz, yine açıyoruz, yine kesiyoruz ve bu sefer karşı taraftan, yani üzerine artı gelecek şekilde kafes şekli vererek diziyoruz. İsteyen tabii ki de kafes şeklini böyle hamurları kaldırıp aralarına koyuyor. O şekilde de yapabilirsiniz ama bu hamur böyle kıyır kıyır olduğu için kırılabilir arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Evet, kafesli elmalı turtamızın üzerine yumurta sarısı sürelim ve 200 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Kafesli elmalı turtamız pişmiştir. İnanılmaz harika oldu.
Dediğim gibi bizler elmalı turtayı, elmalı tarifleri çok seviyoruz. Elmalı kurabiyesidir, elmalı rulo kek, elmalı turta gerçekten çok seviyoruz. O yüzden sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yapınca zaten pişman olmayacaksınız. İnanın sizler de çok seveceksiniz. Elmalı turtalar genelde birbirine benziyor ama böyle şekil olarak biraz bunu değiştirdim. Tarif olarak da farklı bu. O yüzden şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.